Bir taraftan diyor, biz her şekilde onu seviyoruz. Sudan, kardan, doludan, yağmurdan, güneşten, rüzgardan, doğanın her şeyinden. Diğer taraftan da onu oradan yetinmemle korkuyoruz. Babi Şeyh Maraya, Mir Kari, Kari Cibakiya. Babi Şeyh Kari Ayniye, Oliya. O, ma Cibada Karuhani Şeyh. Allah, bir, var, Burası bu mağaranın, bu şeyin tarihi 4000 yıldır. Mağara var. Kadın kalek. Ne o mağara tarihi. Mağara. Mağara geçiyor. Şikayet. Alevileri biz kendimiz yorumladığımızda başka, dış gözlemlediğimizde başka, dışarıdan birisi gözlemlediğinde bambaşka sonuçlar çıkıyor. Hatta kendi içimizde bile eğitimle eğitimsiz, yolda olan, yolda olmayan gibi kişiler ayrı ayrı yanıtlar üretiyorlar. Ben bunu yaresanlar üzerine çalışırken de gördüm. Ezidiler üzerine ise bambaşka bir boyutla görüyorum. Çünkü Ezidiler Orta Doğu'nun belki de Alevilerden daha fazla katledilmiş bir topluluğu. İlk katledilen topluluklar oluyor. Her ne kadar biz kendi tarihimizden yola çıktığımızda en çok katledilen, muhalif olan olarak görünüyoruz ama Ezidiler tam da Orta Doğu'da böyle İslam'ın, Hristiyanlığın her an gözüne batan bir topluluk. Neden batıyor? Bunu sorgulamak lazım. Bu başka bir boyutu. Örneğin en son IŞİD, evet, en çok Ezidilere, sonra tabii orada Kürt toplumuna, Alevi toplumuna yönelik saldırılar yaptı. Biraz Şia'ya karşı da çıkışları görünüyordu ama bazı şeyler görüntüdür, bazı şeyler gerçek. Çünkü Ezidi kadınlarını esir aldılar, onları esir pazarlarında sattılar, köle olarak kullandılar, çocuklarını yine kendilerine böyle yaptılar. Öyle olduğunda Ezidilerin durumunu Orta Doğu'da anlamak, sorgulamak açısından önemli bir durumdu. Laleş'e gittim. Şengan Dağları'nın üst tarafları. Laleş'te bir bölge. Şeyh Adi'nin dergahının ya da türbesinin olduğu bölge. Olağanüstü bir yer. Sadece onu söyleyebilirim. Muhteşem. Peki neyle karşılaştınız mesela? Alevilerin mesela çeşitli değer biçtiği mekanlar, dergahlar var. Hacı Bektaş, Munzur Baba, Düzgün Baba gibi bir yerde mi duruyor? O güzel bir şey. Sanki görmüşsün gibi yakından. Laleş'e çıktığımda duygum şöyle oldu. Hacı Bektaş dergahından hiç farkını görmedim. Sanki taşları bile aynı. Dokunduğumda onu hissettim. Simgeler de çok yakın. Benzer bir duyguyu Yaresan dergahı, Düşami'de gittiğim dergahta da hissettim. Onu da Hacı Bektaş'a benzettim. Belki de benim bu yöndeki duygum ya da yargım olabilir. Ama yargıdan çok görünen ortada. Laleş bölüm bölüm kurulduğu anlaşılan bir bölge. Tabii her inanç bir başka toplumsal yapının üzerine bina edildiği gibi, düşüncenin, felsefenin olduğu gibi binalar da öyle yapılır. Laleş'in olduğu yeri ilk kez Ezidiler görmedi. İlk kez onlar yaşamadı. Yani dünya kurulalı biri diye bir ifade kullanılır ya. Orada kimler geldi, kimler geçti. Ama şimdi Laleş, Ezidi toplumunun merkezi. Onların kutsalı, onların yadigarları atalarından kaldı olarak biliyoruz. Bu Hacı Bektaş için de geçerli. Şah Huşi'nin ya da Sultan Sark'ın yeri için de geçerli. Anadolu'da ya da Alevilerin yaşadığı birçok yerde yine bu geçerli. Yaresanları ziyaret ettiğimde belki de en dikkat çekici şey niyazlarıydı. Dergaha girişte, işte iç türbelere, iç mekanlara girişte,
Burada niyazlaşma biçimi Alevilikten hiçbir farkı yok. Zerre farkı yok. Önce yere niyaz ediyorlar, kapaklanıyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar şeylere, çerçevelere ya da duvarların her iki tarafına, kapının her iki yanına niyaz ediyorlar. Sonra içeri giriyorlar. Örneğin orada da Şehadin'in türbesine küçük bir kapıdan giriyorsunuz. Yani insan boyunun yarısına kadar olan bir yer. Normal kapıdan daha küçük ve eğilerek giriyorsunuz orada. Yaresan'daki o niyazlaşma biçimini gördükten sonra dedim ki Alevilikle aynı boyut. Niyaz böyle yapılıyor. Yaresan'da da aynı şey var. Orada da niyazlaşma biçiminde ve eşiğe basmadan geçilerek içeri giriliyor. Yine örneğin Hacı Bektaş'ta kendim düşündüm. Onun sandukasının etrafında, lahitinin etrafında dolaşırken saat yönünün tersine, yani Alevi'deki semah dönme biçiminde, o biçiminde dönüyorlar. Aynı şeyi ben Pir Davut'un dergahında bir kadın canımızın, Yaresan bir canımızın dönmesini de öyle gördüm. Saat yönünün tersine, orada da öyle niyazlaşma söz konusu. Şimdi onlarda daha da geniş bir kas sistemi var. Ve bu kasların önemli bir kısmı işliyor. İşliyor dedim şu, örneğin onlarda sistemi ikiye ayırmışlar. Çift isimliler ve tek isimliler. Ve bu güzel bir şey. Bir antropoloğun dili olarak görüyorum bunu. Artık kim bunu böyle isimlendirirse çok kolaylaştırıcı bir şey. Çift isimler, emirler, prensler, bir de mirler olarak geçiyor. Biz daha çok mir olarak biliyoruz onu. Tabii emirler olarak ama mirler yani. Kürt toplumunda çünkü mir ifadesi çok ne anlama geldi? Kolayca kavranan bir şey. Peşimanlar var. Sonrasında Şemseddin şeyhleri var. Bir de pirler var. Bu üçü birbirinden aslında şeyhler bunlar ortak olarak. Birbirlerinin sorumluluklarına alanına girmezler. Fakat birbirlerinin yani halkalar biçiminde de birbirlerine bağlılar. Bunların sorumlulukları var. Yani kas dediğimizde biz şöyle anlıyoruz daha çok. Yukarıda işte askeri bir kas var. Yukarıdaki, altındaki. Hayır, sorumluluk alanları farklı. Alevileri tanıyor musunuz dedim. Kızılbaşları, Alevileri, Türkiye Alevilerini vesaire falan ya da çevrenizde Kakaylılar, Yaresanlar. Bu çok önemli bir başlık aslında. Aleviler ezdilikten kopmadır dedi. Burada çok ben epey o konuşurken bir yandan düşünüyorum. Yani çok keskin bir ifadeydi. Laleş'e gitmeden önce ya da ezilerle ilgili görüşmeye gitmeden önce şöyle bir başlık atmıştım kendi Facebook sayfamda. Çok eleştiri almıştı. Tabii ben tepkileri de ölçmeyi amaçlıyorum. Ezidiler Alevi mi, Aleviler ezidi mi? Yaresanlar Alevi mi, Aleviler Yaresan mı? Ezidiler Yaresan mı, Yaresanlar ezidi mi diye. Benim için çok önemli bir şeydi. Hakikaten bilgi, dönüşüm, farklılıklar, bu topluluklarla iç içe geçenler, birbirlerini bilenleri ben merak ettim. Ezilik de öyle ki, bu yüzyıla kadar neredeyse taliplerin okuması da söz konusu değil. Aslında Alevilerde, Alevilikte de öyle. Ama çok geçmişte kaldığı için biz bunu hiç hatırlamıyoruz bile. Ezidiler son 20-30 yılda eğitimin kendi olduğu topraklara gelmesi, okulların açılması, Avrupa'ya göç etmeleri vesaire biçiminde düşünürsek eğitimle karşı karşıya kalıp okuma yazma öğrenen bir topluluk. Ondan önce işte toplumun talipleri eğitimle eğitime karşılardır, eğitim izin verilmez. Ama tabii şey eğitimden bahsetmiyorum, toplum içi eğitimden bahsetmiyorum. Yani yolu bilme, erkanları bilme vesaireden bahsetmiyorum. Bildiğimiz okuma yazma anlamında. Ve sözlü geleneğe bağlı bir topluluk. Onlarda da örneğin onların iki tane önemli kitapları var. Kutsal olarak algılanır. Birisi Kürtçe ama kendi dillerinde değil, Hebraman dilinde değil. Birisi de Arapça. İkisi de kendi dillerinde değil yani. Aslında o kitaplar gösterge. Gerçekte sözlü gelenek önemli ve onun üzerine bina ederler kendilerini. Yani anlıyoruz ki pirler, mürşitler, kavaller köylere giderek toplumunu öyle aydınlatıyor. Yoksa kitap var nasıl olsa oku ve edin. O kitaplar da doğrusu önemli ama okuyarak anlaşılacak kitaplar değil. İşte Laleş, Şehadi'nin merkezi olmakla beraber Ezdi toplumunun rıza şehri. Dergahları o vasıfla. Çünkü oraya giren lokma kimden geldiğine bakılmaz, nasıl geldiğine bakılır. Oradan gelen lokma pay edilir, yoksulun payı, yaşlıların payı,
çaresizlerin payı ayrılır ve onlara götürülür. Bir kısmı hizmette kullanılır, bir kısmı da toplumun ortak arenasında pay edilir. Bu önemli bir şey değil mi Alevilik için? Hani Rıza şehrini arıyoruz. Öyleyse Rıza şehrini toplumun yaşama biçiminde, bizim köylerimizde de Hızır Rıza şehrinin başlangıcıdır. Ekonomi politiğin kurgusu nasıl Rıza önemli ve mitolojide bu anlatılıyorsa, işte bu tür özellikleri bu topluluklarda gördükçe ortak özellikleri nasıl öne çıktığını ve daha nicesinin bunu bu kadar ifade edeyim, sanatlarını icra edebiliyorlar. Toplumsal düşüncelerini gerektiğinde yerine getirebiliyorlar. Zorlanıyor bu topluluklar. Ben bunları aslında her ne kadar onlar Laleş ve bölgedeki toplulukların yaşadığı kendi köyleri bizim köylerimiz deseler de 4. dünyanın çocukları olarak algılıyorum. Ya da toplulukları. Bunlar topraksız topluluklar aslında. Devletsiz ya da. Devlet. Tabii devlet olmadan yaşayan topluluklar. Bir yanı Irak'ta, bir yanı İran'da, bir yanı Suriye'de, bir yanı Türkiye'de topluluk. Burada köyleri sürgün Irak'a gidiyorlar. Irak'ta sürgün Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'da başka ne olur? İşte bir kısmı 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı döneminde, o çatışmalar ve sürgünler döneminde Kafkaslara gitmişler. Sovyetler Birliği'nin içinde sınırlarında yer almışlar. Alevi topluluklar da öyle. Bu aslında dünyanın 4. toplulukları dediğimiz sınırsız yaşayan, devletsiz yaşayan, tırnak içinde topraksız toplulukları üzerine özel bir çalışma yapmak gerekiyor. Ara ara bunu gündeme getiriyorum ama maalesef dünya biraz da bunu istemiyor. Çünkü bu topraksızlık ya da sınırsızlık düşüncesi, hani Avrupa Birliği düşüncesinde bir yansıma bulmuş ama bundan daha ileri bir düzeydeler. Bu nedenle bu dünyanın dördüncü topluluğu üzerine birazcık daha zamanla belki bir araya gelen topluluklar olurlarsa güçlü olurlar. Aslında Ezdilerle Yaresanlar ve Aleviler arasında bir sınır yok. Fakat bunların bir araya gelmelerine engel olan düşünceler ve aynı zamanda birbirlerini tanımama söz konusu. Biraz da bu toplulukları tabii bir çalışma mı benim hani ama ben bir çalışma olarak görmekten öte bu toplulukların çıkışı, bir araya gelmelerinin ortak örgütler, ortak çatılar, ortak güzellikler, doğruluklar ve evrensel değerler üzerinden de yol almasını çok istiyorum. Bunun için de bir mücadele olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bu topluluklar hak ediyorlar bu dünyada huzurlu, barış içinde saygın ve tanınmış olarak yaşamayı. Bu üç topluluk da bu sorunu ve çabayı bir araya gelerek yaratırsa daha büyük bir sinerji doğacağına inanıyorum.